Amerika Başkanı Donald Trump, Suriye'den askerlerini çekeceğini açıklamıştı. Sınır ötesi harekat hazırlığındaki Türkiye icraat beklerken bir açıklama daha geldi. Beyaz Saray, yani Trump hem Pentagon tarafından hem de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanları tarafından büyük bir tepkiyle karşılaştı. Geri adım atmak zorunda kaldı. Amerika Suriye'den çekilme konusunda aceleci olmayacağını ifade etti. İkincisi, Amerika PKK-PYD silahlı terör örgütlerinin hamiliğini üstleneceğini, yani onlara desteğini devam ettireceğini bir kere daha ifade etti. Zira şöyle söylediler, biz eğer çekilirsek Kürtlere bir Türkiye'nin müdahalesinden korkuyoruz, endişe duyuyoruz. Bu minvalde çekilme konusunda aceleci davranmayacağız dediler. Kürtlerin korunmasına ilişkin anlaşma sağlanmaması dahilinde Suriye'den çekilmeyeceğiz. Amerika kanadından gelen bu ilginç açıklama, operasyonu yavaşlatmaya yönelik bir adım mı? Çok sayıda Amerika'da siyasal erk söz konusu. Evet, Amerika'dan sık sık tehdit açıklamaları gelir ve bundan da vazgeçmez, bu dili kullanmaktan da vazgeçmez. Biz şunu hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Biz bir kabile devleti değiliz. Tarihe 200 yıl, 250 yıl gibi Amerika'nın olduğu gibi yeni çıkmış bir ülke değiliz. Biz yeni bir devlet değiliz. Dolayısıyla Amerika'nın tehditlerine boyun eğecek de bir ülke değiliz. Amerika belli ki Suriye'den çekilecek ama çok yavaş hareket edecek. Türkiye zaten duruşunu hem askeri sahada hem siyasi sahada fevkalade bir şekilde gösteriyor. Türkiye kararlı duruşunu devam ettirmeli. Diplomasi masasındaki yerini güçlendirmeli. Uluslararası hukukta kendisine doğan hakların sonuna kadar savunucusu olmalı. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarda bu konuyu dile getirmeyi güçlendirmesi gerekiyor. Türkiye, Münbiç'e operasyon için her gün Suriye sınırına askeri sevkiyata devam ediyor. Kilis ve Gaziantep'e yapılan sevkiyatlarda tanklar, obüsler, zırhlı personel taşıyıcılar ve yerli mühimmatlarda dikkat çekiyor. Türkiye askeri olarak hem asker hem de mühimmat noktasında yığınağını yapmış durumda. Yani hem intikalde bulundu, operasyona hazır. Sadece biliyorsunuz sahadaki operasyonu yürütebilmenizin, icra edebilmenizin en önemli yolu nedir? Askeri alandaki almış olduğunuz strateji ve taktiğin artık diplomasi masasınca da onaylanması gerekiyor.